Evet, herkese yepyeni bir güne selamünaleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. 24 Ocak 2024 gün 24 Ocak nereden çıktı ya? 29 Ocak 2024 günlerden Pazartesi günü. Durumlar, vaziyetler iyidir. Hastane bugün yoğun, gerçekten yoğun yani. Hastane ortamı her geçen gün yani potansiyel olarak sayı olarak artıyor. Yani hasta sayısı giderek artıyor gerçekten. Yani 2021'de ben hastanede başladım böyle. Yani her geçen gün, her geçen ay, her geçen yıl böyle sürekli hasta potansiyeli artıyor. Bu da ne demek oluyor? İleriki dönemlerde, ileriki yıllarda sürekli bu sağlıkçı alımı, sağlıkçı istidamı hep olacaktır. Bunu göz ardı edemeyiz böyle. Bugün arkadaşlar Sağlık Bakanlığı'nın yapmış olacağı, yapacağı alım hakkında biraz konuşmak istiyorum. İşte nelere dikkat edeceğim? İşte önce sayıya değineceğim. Ondan sonra branş dağılımları hakkında biraz tahminlerimi sizinle paylaşacağım. Tavsiyelerimi, önerilerimi sizinle paylaşacağım. Böyle kısacası biraz beyin fırtınası yapacağız. Bundan sonraki süreci biraz ele alacağız. Beni tanıyanlara videolarımdan gelen arkadaşlarım az çok bilir böyle. Ben daha çok işin teknik kısmından daha çok işin ilerisine odaklanıyorum böyle. Bundan sonrakini yani size balık tutmayı değil, balık tutup elinize vermekten öte size nasıl balık tutulacağını, tutarken nelere dikkat etmeniz gerektiğini veya sizleri neler karşılıyor, neler sizi bekliyor onlara değiniyorum daha çok. Yani genellikle daha çok ileri düşünerek, ileri görüşlülüğümü kullanarak kendimi özledim. Hani o konuda biraz bilgi vermeye çalışıyorum. Çünkü kendim bizatihi hem bu sürecin içerisindeyim hem de bu yoldan geldiğim için 2018'den neredeyse 2018'den beri aktif olarak hem takip ediyorum hem de içerisinde olduğum için böyle düşüncelerimi, tahminlerimi ya da işte hani tecrübelerimi sizlere aktarmaya gayret ediyorum böyle. Onun için yani benden daha çok o konuda yadırgamanızı istiyorum böyle. Hani mesela yorumlarda diyor işte kaç da kapıda, şu atanabilir miyim, atanamaz mıyım? Şeyden daha çok yani sizlere topu atıyorum. Size topun, o yolun önemini, o yolun şeyini aktarmaya çalışıyorum. Siz de ona göre bir şeyler çıkararak önünüze bakmanızı sağlamak niyetindeyim. Böyle YouTube'daki zaten amacım, mecram da odur. Hem bildiklerimi hem öğrendiklerimi sizlere aktarmak. Yani bir nevi ise bir yol haritası çizmek niyetindeyim, amacındayım böyle. Gelelim sağlık alımına. Sağlık alımını cumartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı ve 35 bin bir personel alımı yapacak. Bu 35 binin 8'i işçidir onu çıkarttığımızda. 15 bini de 15 bini de hemşiredir böyle. Geri kalan 12 bin bir personel dağılımı kalıyor böyle işte. İşte lisans sağlıkçılar, ön lisans teknikerler ve teknisyenler olmak üzere. İşte bu dağılım o doğrultuda şey yapılacaktır böyle. Öncelikle tahminlerimi yani diğer branşlara nasıl bir kontenjan verileceğini biraz sizinle aktarmak istiyorum. 15 bini hemşire. Böyle beklentim o ki 3,5'la yani 3.500'ler 4.000 civarında bir EB alımını da ben bekliyorum böyle. Tahminlerim o yönde. Paramediklere ondan sonraki sırada paramedik olacağını düşünüyorum. Paramedikle böyle yani bu 12 bin içerisinde 1000 ile 2000 arasında daha çok işte 1800 ile 2000. 2000 verseler çok iyi olacağını düşünüyorum böyle. Çünkü paramedik de çok önemli bir yer gerçekten yani. Onların iş yükü de çok var. Paramedik 3. sırada paramedik var 1000 ile 2000 arasında ama daha çok böyle 1500 ile 2000 arasında olacağını düşünüyorum böyle. Ondan sıraki şey olarak evde bakımla yaşlı bakımı ben bekliyorum böyle. İkisinin toplamı ya 1000 olur ya da işte 1000'in üzerine bir sayı olur. İşte 600 600 ise 1200 ya da 500 500 bir kontenjan verilir. 1000'e tamamlanır. Ondan sonraki sırada anestezi düşünüyorum böyle. Anestezi de bir 400 ne bileyim yani ortalama bir 400 500 bandına bir sayı verileceğini düşünüyorum böyle. Tabi artabilir, azalabilir ama ortalama olarak öyle düşünüyorum. Ondan sonra laboratuvar teknikeriyle röntgen teknikeri. O da ortalama işte 400'e yakın bir laboratuvar, bir 500'e yakın da bir
röntgen teknikeri alabilir. Ondan sonra efendime söyleyeyim tipi sekretere değinmek. Tipi sekreter. Tipi sekretere beklerdim. Kısacası 400-600 arasında. Yani bazı yerlerde 1000-2000'lerden bahsediliyor. Ben şu an için, yani şöyle diyeyim. Şu an için gerek ne diyorlar? İsmini dilim ucunda. Ne yaşam projesini, ne bu ağız diş için ya uygulamak istenen durumu, ne de bu beyaz reformu, yani bir nevi biraz daha rafa kaldı. Bu önümüzdeki yıllarda, önümüzdeki dönemlerde tekrardan gündeme gelecek ve tekrardan onun doğrultusuna personel istihdamı olacak böyle. Ama şu an için ne beyaz rafor, ne yaşam projesi, ne de ağız diş için bir uygulamanın hayata geçirileceğini düşünmüyorum böyle. Ondan ötürü tipi sekretere 400 ile 600 arasında bir sayı verileceğini, kontenjan verileceğini düşünüyorum böyle. Bu artabilir, azalabilir. İnşallah bizi yanıltır böyle, fazla olur. Çünkü tipi sekreter çok dikkatleri üstüne çektiği için böyle diğer bölümlerden, mesela örnek paramedik okumuştu, anestezi okumuştu. Hepsi tipi sekreter okumaya çalıştı. Ve 2 yılda olduğu için zaten çoğu dersten de muaf olduğu için böyle çoğusu mezun oldu. Haziran'da mezun olanlar oldu. Ocak ayında, bu Ocak ayında mezun olanlar oldu ve olacak böyle. Onun için tipi sekreterdeki beklentim 400 ile 600 arasında. Ağız diş şaşırtabilir de veya aynı seyrini koruyacağını da düşünüyorum. Ağırlıklı olarak aynı seyrini koruyacağını düşünüyorum. Yani 200-250 bandına bir sayı, bir kontenjan vereceğini düşünüyorum böyle. Kaç oldu bilmiyorum ama hani diğer ön lisans teknikerlerine 1000'e yakın, 1000'in üzerinde bir kontenjan verip genel toplamında. Tabii şey var, şey de var, sağlık lisanslar da var işte, yani psikolog, diyetisyen gibi şeyler var böyle. Onları da yani 1000'in üzerinde, 1500 üzerinde de belki sayı verileceğini düşünüyorum. Çünkü diyetisyenlik olsun, diğer neydi diğerinin ismi, hani onlar biraz daha fazla oluyor böyle. Ondan dolayı 1000-1500 binin üzerinden, en azından 1000-2000 arasında bir kontenjan da onlara ayrılacaktır. Tabii şeyler de var, teknisyenler de var, orta öğretim düzeyinde, lise düzeyinde. Onlara da yaklaşık işte 500-600 kişi verebileceğini düşünüyorum. Gerek paramedik, yani ATT, tipi sekreter, röntgen, yani bunlar da vardır böyle. Ama önemli olan, bak tahminlerimi sen paylaştım. Bundan sonraki süreçte alım olur mu olmaz mı? Tabii net olarak bilmiyoruz ama bence yani öyle bir beklenti içerisinde olmayın. Yani ikinci bir alım olur ya da üçüncü bir alım olur, ne bileyim. Yani bundan sonraki süreçten sonra yani bir alım olur falan filan, bir beklenti içerisinde. Yani ben olsam olmam. Kesinlikle olmam. Ondan ötürü 2022 KPSS puanınızı en iyi şekilde değerlendirmenizi öneriyorum, tavsiye ediyorum. Bakın, farklı bakanlıklarda, farklı kurumlarda alıma çıktı. Gerek oraya yerleşen arkadaşlarımız olsun, şey olsun böyle. Bunu dikkate alarak önüne baksın ya da önünü ona göre hazırlasın böyle. Çünkü bundan sonra alım olur mu? Yani çok düşük bir ihtimal. %20'lik bir ihtimal bile vermiyorum. Bir sonraki adım ne zaman olur bana sorsalar böyle, düşünce, ben de tahminlerimi paylaşmak istersen böyle derim ki 2024 KPSS sonu şeyleri bittikten sonra, yani önümüzdeki Kasım sonu Aralık ayı 2024'ün sonlarına doğru, en erken 2025 demek oluyor yani, bir yıl. Ondan ötürü size nacizane tavsiyem, puanlarınızı değerlendirin. Gitmek istemediğiniz kontenjanlara gitmeyin. Çünkü dedim yani belki de son alım olacağı için böyle, hani başkaları gitmek isterken onların da yani gidemeyecekseniz, orayı verip orayı yakmanızdan ötürü ise başkaları gitsin, hayallerine ulaşsın. Bu çok çok önemlidir. İşte bu sağlık alımının bir güzel yanı da şöyle olacak. Dedim ki tercih verdiğiniz, yerleşemediğiniz, işte bu arkadaşlarınız artık puanlarınızı hızlı bir şekilde diğer alanlarda, işte diğer bakanlıklar alıma çıkarsa oralarda veya işte yani üniversite hastaneleri alıma çıkarsa oralarda muhakkak değerlendirecektir veya işte tekrardan sınava hazırlanacaktır. Çünkü zaman geçiyor. Yani KPSS puanı olmayan arkadaşlarımız harıl harıl KPSS'ye çalışırken bunlar bir umutla atanabilirim düşüncesiyle yani çok kendini
derslerini vermemiş olabilirler. En azından bundan sonra o yolu da şey yapacaksınız. Ama nacizane tavsiyem bu alımı dikkate alın. Tercihlerinizi güzel bir şekilde verin. Puanlarınızı değerlendirin. Gitmeyeceğiniz yerleri yazmayın. Yakmayın. Başkaları değerlendirsin, başkaları gitsin böyle. Vallahi çok şey konuşmak istiyorum böyle ama insan konuşamıyor gerçekten. Ya da kamera karşısına geçerken hani ben daha doğru daha çok doğaçlama giriyorum böyle ama bazen unutabiliyoruz. Onun için yorum kısmında belirten arkadaşlarıma şey yapıyorum, dile getiriyorum ama yorumlar da mübarek. Hep işte bu kadar puanım var, yerleşebildim, bu kadar puanım atanabilir miyim böyle. Şimdi şunu da eklemek istiyorum. Diyelim ki mesela benim arkadaşlarım var öyle, tanıdığım, bildiğim. Diyelim ki iyi kötü bir puanım var böyle. Kendi branş, kendi güncel sıralamasını, kendi şeyini, acaba bu kadar kontenjan açarsa bu kadar yüzdelik bir ihtimalim var. Bu şekilde tercih verirsem bu şekilde şeyimi arttırabilirim. Yani kendince bir analiz yapıyorum ama bazı arkadaşlarımız hiç yapmıyor gerçekten. Ya öğrenci dediğim ileri görüşlü olması gerekir, ilerisini görmesi gerekir. Ondan ötürü bazı öğrenciler de çok şey ya arkadaş. Neyse oralara girmek istemiyorum ama bakalım yani bir diğer kontenjanlar da netleşsin böyle tam olarak. Sağlık Bakanlığı resmi bir şekilde belirlesin böyle netleşsin. Belki ben de tercih veririm yani. Benim tercih vereceğim şey belli zaten. Milli Eğitim Bakanlığı'na da tercih vermişim böyle. Bakalım bu hafta gelmesini bekliyorum böyle. Ne olur ne biter ben de bilmiyorum. Hastane güzel, gerçekten güzel ama güzel de değil yani. Hem güzel hem güzel değil yani. İkisinin arasında bile bir şey. Ama önemli olan işte hani bu süreçte sizin işinizin elini alması, başkalarına muhtaç olmamanız. Bir de bir başka bir konu var. Arkadaşlarımız genellikle bu konuda çok çok soru soruyor. İşte sınava hazırlanıyorum. Ne yapmalıyım? Heyecanlıyım. Alım olur mu, olmaz mı diye. Ben her şunu bilirim. Evet, ilerisini görerek hareket etmemiz gerekir ama biz de o doğrultuda elimizden geleni yapacağız. Emek vereceğiz, tevekkülümüzü yapacağız. Ondan sonra Allah'a teslim edeceğiz. Çünkü rızkı veren Allah'tır. Ondan ötürü o konuda da bir şeyiniz olmasın böyle. Başka konuşacağım, ekleyeceğim bir şey var mı bilmiyorum ama bu kadar. Dedim ya bundan sonra alım olacağını düşünmüyorum. Kapın şey yapmayın yani. Bu beklenti içerisinde olmayın. Ona göre kendinizi değerlendirin. Yani bu alım çok farklı bir alım olacak. Gerçekten çok farklı bir alım olacak. Çünkü uzun zamandır alım olmuyor. Dolayısıyla Haziran'da, Temmuz'da, yani geçen Haziran, Temmuz'da yeni mezun olan arkadaşlarımız oldu. Ocak ayında bu ayda yani mezun olan arkadaşlarımız oldu. Yılmalar giderek artıyor. Ha çok çok farklı şeyler de bizi bekleyebilir. Örnek veriyorum ki biraz önce dedim ya. Mesela öğrenci vardır, anestezi de bitirmiş, farklı birimi de bitirmiş, TDS'yi de bitirmiş. Yani hangisini verecek gibi şeyler de var böyle. Hani çok farklı öğrenci olmak zor ya. Neyse Allah'a emanet olun, sağlıkla kalın, güle güle kalın. Ben de gideyim kendime bakayım, bir çay içeyim ya.